Bu gördüğünüz harita bir güneş potansiyeli haritası. Türkiye'nin şu anda Enerji Bakanlığı resmi haritası bu. Türkiye'deki enerji potansiyelini gösteriyor. Bakın şöyle Karadeniz bölgesi 1400 birimle başlıyor. Akdeniz bölgesinde 2000 birime kadar çıkıyor. Bunun önemi ne? Önemi şu. Almanya'ya örnek verdik ya geçenlerde. Almanya bizim potansiyelimizin 1/3'ü. Yani bu 1400'leri görmeleri mümkün değil. 900'lerde. En üst seviyeleri 900. Peki buna rağmen Almanya'nın şu anda güneş potansiyeli ne kadar biliyor musunuz? 46 bin megawatt. Türkiye'nin ne kadar? Yaklaşık 5 bin megawatt. Aynı tarihte başladık. Onlar 46 bine çıkmışlar. Biz 5 binde duruyoruz. Neden? İşte asıl soru burada zaten. Şimdi size başka bir dehşet hikayeyi de anlatacağım. Türkiye'nin toplam enerji yatırımı yani üretme kapasitesi, barajlarımız, termik santrallerimiz, hidroelektrik santrallerimiz, işte fuyloy santralleri vesaire, doğalgazı, güneş enerjisi pervanesiyle birlikte 89 bin megawatt. Bunun yatırım bedeli 130 milyar doları aşkın bir rakam. Yani 130 milyar dolar yatırım yapmışız. Enerji yatırımı tükettiğimiz 1/4. 1/4'ünü tüketiyoruz. Yani 4/3'lük yatırım şu anda çöp değil ama çöp gibi duruyor kenarda. Hiçbir işimize yaramıyor. Peki durum ne? Durum şu. Bakın aylık tüketimimizi duyunca dehşet içerisinde kalmamak mümkün değil. Geçen Aralık ayında tükettiğimiz rakam 25.147 megawatt. Yani sanayi bitmiş, üretim sektörleri bitmiş, fabrikalar bitmiş, enerji tüketen alanlar bitmiş. Her şey var, elektrik üretme potansiyelimiz var ama tüketeceğimiz yer yok. Peki şu anda tükettiğimiz elektriği nereden üretiyoruz? Asıl dehşet de bu zaten. Birinci sırada doğalgaz, ikinci sırada Rus'un ithal kömürü. Yani Türkiye gırtlağına kadar enerji sömürüsünün tuzağında. Rus doğalgazına, Rus kömürüne mahkum, kendi güneş potansiyelini bir kenara itmiş, rüzgar potansiyelini itmiş, kendi barajlarından elektrik üretmiyor, kendi kömüründen elektrik üretmiyor ve durum maalesef dehşet halde. Anlıyor musunuz neden yoksul olduğumuzu? Neden 16 milyon insanımızın aç, üniversitelerimizin işsiz gezdiğini? Eğer bunları sormazsanız, uyursanız, aynı o filmde söylediği gibi, sen uyursan ölürsün.